Nasılsınız? İyisiniz. Ben Kürdüm arkadaşlar. Çok komik değil mi ama çeşit olsun diye çıkarıyorlar beni. Yani... Buraya kalite değil, renk katıyorum yani. Ben 15 aydır stand-up yapıyorum. Bu kadar süredir yaptığımı bilmiyordum. Annem söyledi geçen. Beni aradı. Cüneyt 15 ay oldu. Hevesini aldıysan artık KPSS'e çalış. Ben çok dinlemiyorum. Geliyorum buraya. Ya annem babamı çok dinlemiyorum. Sebebi ise fakir olmaları. Ya fakir bir anne babanın en iyi tarafı onların sözünü dinlemediğinizde sizi tehdit edebilecek bir mirasların olmaması. Yani inanılmaz bir özgürlük sağlıyor bu. Ben bunu sonuna kadar kullanıyorum yani. Yaptıkları en büyük tehdit sütümü helal etmiyorum ya. Okey. çok da sikindi. Güldürmek için söylediğim şeylere bak. Ya şöyle, bizim ailede sevgi ve saygıya dayalı hiçbir ilişki yoktu arkadaşlar. Ben 27 yıl önce içtiğim sütü bile gündeme getiriyor bak. Bebekken içtiğim süt. Onu bile adisyona yazmış amına koyayım ha. Ya bu sevgi ve ilgi eksikliğinin temel nedeni biraz kalabalık olmamız. Biz 9 kardeşiz. Gerçekten. Babama sormuşum, biz niye bu kadar kalabalığız, niye 9 çocuğum var dedim. O kadar oldu mu ya dedi ya. Ha, güncel çocuk sayısından haberi yok. 9 mu? Kim yapıyor abi bunları? Evli ablam var, onda 6 çocuğu var. Bayramda o da bize geliyor. Ya, 20 kişi bir eve sadece ayakta ve dikine bir şekilde sığabiliyoruz. Ya ev açılmamış sigara paketi gibi amına koyayım ha. Ailemi çok sevmiyorum. Ama onlarla yaşamaya devam ediyorum. Tek başıma ev tutamıyorum ya. Bakmayın Tim'de çıktığımız ayar. Ya sevmiyorum ama beraber kalmaya devam ediyoruz. Ya ailemle aramda bir sevgi ve muhabbet geliştirdi. Artan kira fiyatları. Gerçi ailede kimse birbirini sevmiyor ama kimsenin tek başına beyhat koracak parası yok. Onun için hep bir arada kalıyoruz. Ya fakirlik ailemizi birleştiren bir güç gibi ya. Onun sayesinde bir aradayız. Zengin akrabalarımız da bizi kıskanıyorlar, birlikteliğimizi. Diyor ki uzun yıllardır hep aynı sofra da toplanmanın sırrı ne? Yüksek enflasyon diyorum. İşte AK Parti'nin birleştirici gücü yani. Ya şöyle oldu, ben dinle ilgili bir şaka yazdım. Bu şakayı anlatınca dinden çıkacağım biliyordum. Giriş çıkışları sınırları biliyorum. Ya bu şakayı anlatınca dinden çıkacaktım. Dedim tamam, anlatmayacağım. Küçüklüğümden beri İslam bir hayat yaşıyorum. Ve 26 yıllık Müslümanlık kariyerimi reaksiyon alıp almayacağı bile belli olmayan bir şaka için harcamam dedim. Anlatmadım uzun bir süre. Sonra bir yazar tıkanması yaşadım. Şaka yazamıyordum. Dedim bir araştırayım, Allah yoksa anlatayım dedim. YouTube'a girdim, ateist bir adamın videolarını izledim. Söyledikleri çok mantıklı geldi ve ateist oldum. Ateist olur olmaz yaptığım ilk şey de verdiği bilgiden dolayı adama Allah razı olsun demek oldu. Ya. Hala inşallah maşallah kelimelerini kullanıyorum. Yokluğuna alışamadım ya. Sağ olun. Üç hafta oldu. Ya, çiçeği burnunda bir kafir. Ya teyzim şu an iyi gidiyor. Sarmazsa bırakırım amına koyayım dedim. Yani taahhüt yapmıyorum, bir yere imza atmıyorum. Yani bütün inançları deneyebilirim. Hinduizm hariç. Çünkü biz büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Ya ben taptım ineği pazarlayamam ya.